İstemem, sağ ol. Böyle durup bekleyemeyiz. Bir şey yapmamız lazım. Ne yapalım diyorsun hocam? Söyle koşalım. Benim kafam durdu çünkü. Benim oğlum o videoyu yapmaz, onlar da üstüne gelirler. Duramayız. Berzan ikaz etmişti aslında ama. Kim? Berzan. Sırat'ın adamı. Yanar döner teki diye şey yapmadı. Ne demişti ki? İşte Sırat bir hamle yapacak. Dikkat edin falan. Sırat'ın adamı. Niye size böyle bir şey söylüyor? Bize de yanlıyor. Sırat kaybederse açıkta kalmasın diye. Ya da ne bileyim başka bir çıkarı var herhalde Şişko'nun. Adı ne dedin bu adam? Berzan. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhaba. Azem Bey, Cihan'ın babası. Memnun oldum. Ben de. Özgür nasıl? Kim? Cihan. Ha Cihan. Ben Cihan. Fena değil. Özür videosu çekmediği için biraz arbede çıktı tabii. Sizi ikaz ettim. Ama dikkate almadınız. Oğlum nerede şu anda? Yani ben bunu söylersem tahmin ettiğimden çok daha kısa bir hayatım olur. Abi, belli ki sen konuların dışında bir insansın. Mevzu derin. Bu adam psikopat. Çağırdınız. Eski günlerin hatırına geldim buraya. Tabii patronun haberi yok. 5 dakikadan fazla duramam. Size tavsiyem, otoparkı geri verin. Cihan'ı da ikna edin. Özür dilesin. Daha önce niye ikaz ettin arkadaşlara? Severim bu çocukları. Lan bırak. O da değil de. Bizim Cihan'ı severim tabii. Başına bir şey gelsin istemem. İstemezdim yani. Sakin, sakin, sakin. Hepiniz her şeyi bu demir parçasıyla halledebileceğinizi düşünüyorsunuz. İyi. Ben de aldım bir tane. Çehov bilir misiniz? Neyse. Ama kelimeler bu kirli metallerden daha çok işe yarayabilir. Yani bunu benim de ciddi bir insan olduğumu anlayasın diye gösteriyorum. Yanlış anlama. Siz ciddiyetten bunu anlıyorsunuz çünkü. Ama kelimelerin gücü daha fazladır. Nasıl yani? Konuşmak gibi yani. Sen belli ki eski arkadaşsın ve düşman değilsin. Sana bir teklifimiz olacak.